Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Çok iyi bir insan evladı bir mesaj atmış. Tam uyuyacakken uyku kaçtı. Çok da güzel bir hava var halbuki Berlin'de. ve yağmur çiseliyor. Hava 13-14 derece. Yani cama hafif arala, yorganı üzerine çek. Mis gibi uyu yani. Öyle bir havada işte çok iyi bir arkadaşın yazdığı. Merhaba Türkiye, ben de var hürriyet. Şey diyorlar bana, abi Susamam şarkısını yorumlasana. Kardeş ben videolarda ne anlatıyorsam adam şarkı yapmış neyini yorumlayayım. Helal olsun yani. Fıstık gibi şarkı yürek yemiş adamlar yani. Gerçekten o özellikle Berkin'i andıkları bölüm falan ya da hapiste haksız yere yatan insanları savundukları bölüm. Efsane yani o adamlarla ilgili. Biz onları ne yorumlayalım? Onlar açmış Şey mi sesi mesela? HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde anneler çocuklarını arıyorlar. Muhteşem yani. Bütün demokratik ülkelerde olması gereken bir şey. Anne çocuğunu arıyor. Mesela 702 haftadır da cumartesi anneleri çocuklarını arıyor. Hiçbir İçişleri Bakanı onların yanına gitti mi? Mesela yarın şöyle bir haber çıksa mesela. Düşünüyoruz ya. İşte o annelerin çocukları ortak bir bildiri açıklasa mesela. Biz isteyerek geldik de mesela. Bugün Öçişleri Bakanı bütün Türkiye'nin dedikleri kadınlarla. Değil mi? Öyle derler insanlar yani. Ben hiçbir anneye böyle bir şey söylenmesini doğru bulmuyorum yani. Annenin ne suçu var? Çocuk ne yaparsa yapsın annenin bir suçu yok. Ondan önce İzmit'te işte çocuklarını terörist diye hapse atmışlar. Okey. Gitti anneleri onları görmeye. Belki onlar da çocuklarını arıyorlar. Belki onlar da kaçırıldılar ve sonradan bir şekilde kullan. Yani anladım hocam her şey birbirine girdi. O kadınları sonra değneklerle polisler oradan uzaklaştırdı. Ona ne diyorsun? Okey. Tamam. Annelerin çocuklarını aramasından daha doğru bir şey yok. Gitsin hatta yakalarına yapışsınlar alayın. Ama anladın mı yani? Diğer taraftan da kadın benim çocuğumu öldüren polis ceza almadı diyor Berkin'in annesi. Kadının saçları bir haftada beyazladı. E diğer taraftan askeri okulda okuduğu için, kandırıldığı için hapiste olduğunu söyleyen anne var çocuğu için mesela. Yani nereden tutsan elinde kalıyor anladın mı? Yoksa demokrasi tabii ki herkese lazım. Herkes hakkını bir yerlerde savunsun. O yüzden susamam güzel şarkı hocam. Susmamalı insan. Yarın öbür gün. Bana bir şey olmaz yani. Çocuğum benim yakama yapışsa baba işte yani bir şey yapmadınız dese açarım videolardan. Birini açsam ben kurtarırım. Neyse Hüseyin Korkmaz. Almanya beş para etmez bir ülkedir. Almanlar da sikik, hasta, ruhlu bir millet. Bu herifler eski zamanlarda farklı mezhepten diye başka mezhepten insanların etini pazarda satıp insan eti yemiş tipler. Bunların torunları sonra Hitler gibi bir insanlık müsveddesini... Sonra olanlar malum, feci, materyalist, ruhani yönünü kaybetmiş berbat milletler. Avrupa aslında orada yaşayanlar farkında değil. tam bir zombi O Orada ruhsuz, berbat dünyaya geçmiş büyük zulümler ve kötülükler. Bizim Türkler orada ne yaparlar anlamış değiliz. Mazoşist misiniz, manyak mısınız, nesiniz oğlum siz demiş. Hüseyin Korkmaz, yani okuyun bunu şeyde yazmış. Benim td 1deki Derdi Das programının altına yazmış ki ben o Derdi Das programında Almanya'yı ne gömüyorum yani. Neyse şimdi düşündüm ben bunu ya bu adam hani ne bileyim her fikre sonuçta birazcık şey yapmak lazım. Pardon şu şey atayım. Saygı duymak lazım. Düşündüm taşındım. Hacı kafayı yemiş yani. Şimdi şuradan ben ele aldım meseleyi. İşte bu son gittiğimde İstanbul'a geldiğimde İstanbul'dan izleyenler için geldiğimde izleyenler için İstanbul'a gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Herkesin derdi gücü çocuklarını okutmak olmuş. Nerede okutacağız? Hangi okula vereceğiz? Servis kaç para? Okulda yemek var mı? Çocuğu okuldan kim alacak? E şimdi evde bir bakıcı abla var ama bakıcı abla nasıl gidecek getirecek? Bir çocuk küçük diğeri ondan büyük biri okula gidiyor. Biri. Karman çorman her şey birbirine karışmış. Ne zamandı işte üç çocuk yapım furyası? O zaman da işte demokratik açılımlar, işte memlekete sıcak para akmaları vesaire. işte inşaatta dünya lideri bir ülke falan. 3 çocuk yapıldı. İnsanlar evlendi çocuk yaptı. Sonra ne oldu? Sonra ülke bir anda ekonomik krize karşı karşıya kaldı. E şimdi o süreçte evlenenler. Şimdi o süreçte ilgili benim bir hikayem var. Ben burada radyocuyum. Yazlığa gittim o şeyden faydalanan, nem malanan bir herif var bizim yazlıkta. Ben de denize gireceğim falan. Kız kardeşi falan da orada. Çocuk bana şey dedi. Sen ne yapıyorsun? Radyoculuk falan mı yapıyorsun dedi bana biliyor musun? Ben de evet dedim. Ne uğraşıyorsun radyoma diye Kafan çalışıyor. Ya orada ticaret yap dedi. Ve jipe falan binen bir tip. Ben de şey dedim yani zengin hobisinden para kazanandır kardeş falan deyip oradan uzaklaştım. Halbuki herif çok zengin beni ezdi yani kafasına göre. Şimdi de sürünüyor. Ya hocam sen kimin hangi langiku yeniyorsun ya? Hiçbir tarih okumadın hocam sen ya. Biraz tarih bilmen lazım yani. Özellikle bu şey hani affedersiniz böyle beyaz Türkler çok şaşkın olaya. Tabii Atatürkçü tayfa böyle çok çok şaşkınlar yani. Nasıl böyle oldu? Ya hocam olur yani. Ondan önce kimlerin başına neler geldi? Senin başına yeni geliyor yani. Sen de diyorsun ki oğlu oğlu. Ben burada bir kere başına şey gel. dedik sen çok erken gelmişsin Almanya'ya. Ya ben biraz tarih bilincim var benim yani. Biraz anladın sen bence. Şimdi iki şeye değineceğim bu konu hakkında. Bir, bizim zamanımızda hiçbir lider, öyle üç çocuk yapın, beş çocuk yapın falan filan diye böyle yatak odası işlerine karışmazdı tamam mı? Ama hocam ben hatırlıyorum, biz mesela mahalledeki okula yürüyerek giderdik üç kardeş. Annem de çalışıyordu, babam da çalışıyordu. Küçüktük de öyle kimse bizi sıkıştırma, bilmem bir zarar verme ya da bir güvensizlik ortamı öyle bir şey yoktu yani. Okula yürürdük, evimize geri gelirdik. Annem bir şeyler hazırlamış olurdu önceden, onları yerdik. Sonra akşam oldum annem babam gelirlerdi. Bu dediğim kaç? Ya zaten memleketi saymıyorum yani. Ben okula memlekette gittim sonuçta. Memlekette zaten yokuşun başı okuldu. Kadıköy'den bahsediyorum yani. Kadıköy'de öyle bir güven ortamı vardı ki hiçbir anne babanın gözü arkada kalmazdı. Biz hep devlet okullarında okuduk. Yani biz fakir ailenin çocuğu, memur ailesi çocuğuyuz biz. Hatta ben modadan ilk çıktığımda yer Kemal Atatürk gittim ben. Mesela bugün modadan biri çocuğunu moda dışına bir yere gönderebilir mi mesela? Merak ediyorum gerçekten yazın yorum olarak. Ya biz gittik Kemal Atatürk Lisesi'nde benim için inanılmaz güzel bir ortam vardı. Mesela biz modada hiç solcu falan öyle çocuk tanımadık yani. Modada e ne olacak yani? Öyle şey bilmiyorsun yani. Öyle bir dünya yok yani. Mahalleden çıktığında bütün mahalle seni uğurluyor. Bakkalı, terzisi, kasabı, çocuklar kendimize dikkat edip falan diye. O da mahalleden çıkıp nereye gideceğim? Bir altı yola gidersin en fazla ya da bari ya da McDonald's'a gidersin. Bizim mahalle öyleydi. Ya da top oynamaya gidersin sağa sola, halı sahaya. Deplasman gibi oluyordu yani. Mahallenden çıkmak demek sanki yabancı bir ülkeye gidiyormuşsun gibi heyecan verici bir şey. Anneanneme, babaanneme giderdik. Onlar o zaman Üsküdar Ümraniye taraflarında oturuyorlardı. Moralimiz bozulurdu geri gelen kadar. Yani oralar hiç bize göre değildi. Buna rağmen gel Yerimen'de Kemal gittiğimde o Mustafa Kemal'den, Örnek'ten, Ünalan'dan, Hasan Paşa'dan vesaireden, Fikirtepe'den gelen solcu çocuklarla tanıştım. Çoğu Alevi, Kürt, böyle acayip böyle sert, esmer yani. Biz öyle bir esmerlikten önce görmemiştik yani. Haydar vardı bir tane yani Yılmaz Güney'in bir değişiği böyle. Yani Yılmaz Güney'e kadar esmerdi ya daha esmerdi böyle. Sonra onlardan böyle bir, bir bilinç aldık yani. O çocukları dinledik. Mesela hiç unutmuyorum bir tanesi adını vermeyeyim belki de izliyor. Yemek parası yoktu. Dolayısıyla 20 dakikalık uzun teneffüste kantine gelemiyor bizimle. Düşündük taşındık. E bu çocuk kantine gelemiyor. Yemek yiyemiyor. Ne yapalım? İşte solculuk öyle bir şey. Biraz yani Sırrı Süreyya'nın çok sevdiğim bir sözü var. Dartan geldi mi okumadınız la diyor. Dartan geldi mi okumadınız kardeşim? Biraz solculuk bilin ya. Yani genel olarak bunu bilmeyene söylüyor. Dedik ki ya biz bu çocuk için hani bir imece bir şey yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi çaktırmamak vakti lazım. Çok gururlu, onurlu bir çocuk. O zaman biz simit ayran mesesine girelim. Yani o yel de zaten İstanbul'un bütün simit fırınları oradadır. Özellikle Anadolu yakasının. Bir simit fırınıyla anlaşalım. Bir de bir kuru yemişçiden işte kutu ayranla anlaşalım. Bunu alalım. Milletten para toplayalım alalım. Birkaç kişinin de özellikle bir arkadaşımızın hiç parası yoktu. O da arada kaynasın. Onu da ben yapıyordum. Yani ondan da para almış gibi ona da veriyordum. Hiç çaktırmadan o aramızda bir şey olmuştu falan. Anladın mı bak eskiden böyle bir yerdi yani. Öğretmenlerimiz Kemalist var. Solcu var. Kasımpaşalı Abdurrahman Hoca vardı yani. Adam bildiğin yumurta topuk ayakkabıyla geliyordu yani. Ayakkabının böyle tavanına basıp. E, dindar hocamız da vardı. Bizim Aytekin Hoca vardı mesela selamun aleyküm diye girerdi falan. E, milli güvenlik hocamız vardı emekli albay. İşte yakamızın düğmesi kopuk oldu mu? Tek ayak cezası ver ama. Yani öğretmenlerde bir şey vardı yani o zaman. E şimdi öyle bir okula gönderebilir misin? Bir devlet okuluna çocuğunu. Mümkün mü yani? Var mı öyle bir okul? Ben öyle bir şey hissetmedim orada. İdealist hocalar olacak. Her kesimden öğrenci olacak ama hepsi birbirle kaynaşacak. Birbirine bu şekilde destek olacak. Ben lisede ne kavga ettim, ne bir şiddet gördüm. Ne işte o varoşlardan gelen çocuklardan bir baskı gördüm. Hiç böyle bir şey görmedim. Bilakis onlar senin kıymetini biliyor farklı konularda. Sen onların kıymetini biliyorsun. Okul takımına bizi almamışlardı futbolda. Ben yani hatırlıyorum mesela ben. Mahallenin en iyi top oynayanıydım ben. Orada yok çünkü toprak saha. Biz toprağa alışık değiliz ki kardeş. Biz halı sahada oynuyoruz modada. Herifler toprak sahada çatır çatır top oynuyorlar yani. Ama diğer taraftan da sen daha matraksın, daha esprilisin, kafan daha rahat falan. Hep sınıf başkanı olurdun bana. Bak o zaman bile hani bu güven ortamında böyle kaliteli hocaların olduğu zamanlarda bile yani lider 3 çocuk yapın falan demedi. E sonra üç çocuk ne oldu şimdi? Onu da söyleyeyim ne oldu biliyor musun? Eğer sen çocuğunu imam hatipte okutmak istiyorsan Türkiye senin için en iyi yok. Çünkü zaten parayla göndereceğin okulu devlet sana bedava veriyor. Ama sen eğer çocuğunu biraz daha batılı. Yarın öbür gün Avrupa'ya çıkar. Dünya insanı olsun. Startup'ı var bunun. Dijitali var. Yapay zekası var. Endüstri dördü var. Buna göre yetiştirmek istiyorsan o zaman Bayser'in haline. Anaokulundan başla. Senede 40 7000 bin TL. Baktım bugün yeğenim için. Şişli Terakki'ye. Hokey en iyisi. <laughs> 30 bin. 25 bin. Okullar böyle yani. Anaokulu okulu senelik. Bu nedir hocam ya? Yani? Özel üniversiteye çocuğunu gönderip bütün malını mülkünü satan var ya. Eğitim böyle bir şey mi? Şimdi şeye bağlayacağım. Şimdi bu adam Almanya'ya sövene bir şey söyleyeceğim. Berlin'de Temmuz 2019'dan beri yani 2 ay 3 ay önceden beri yeni uygulamalarla olay şu. Çocuğunu burada kitaya ücretsiz gönderiyorsun. İlkokulu ücretsiz, ortaokulu, lise hepsini ücretsiz gönderiyorsun. Bir de ulaşımını ödüyor, bir de okulda yemek veriyor. Bir de o çocuğun ayda 204 Euro çocuk parası var. Bir de anne parası vesaire, sosyal yardımlar, tatile göndermeler, Çin'ine, Avustralya'sına, Amerika'sına falan bunları hiç saymıyorum yani. Bu da diyor ki Almanya'da nasıl yaşıyorsunuz lan? Mazoşist misiniz, manyak mısınız diyor. Vallahi hocam biz manyak mıyız bilmiyorum ama sen kafayı ciddi sıyırmışsın.